çıkıp dolaşalım oğlum biraz ya. Altımızda araba var. Ya kardeşim saat kaç oldu sen biliyor musun? Bu saatte nereye gideceğiz? Abicim her yere gideriz. Arabamız var. Evet oğlum, en son otobüsün kaçta olduğunu düşünmemize bile gerek yok artık. Sabaha kadar dolaşacağız. Evet abicim ya, dolaşalım. Yılların acısını çıkaralım ya. Olmaz. Niye? Kardeşim unutuyorsunuz galiba. Altımızdaki araba babamın arabası. Ya ne olacak ki ya? Biz o arabayla nerelere gittik oğlum? Bu sefer olmaz işte. Allah Allah. Hayda. Ya kardeşim babam ne dedi hatırlamıyor musunuz? Arabada en ufak çizik olursa sen o araba işini unut dedi. Ne yani biz bu arabaya hiç binemeyecek miyiz? Valla binmesek daha iyi olur. Şu bir hafta gözümüz gibi bakmamız lazım babamın arabasına. Gerekirse evin önüne çekelim orada dursun. Ya, arkadaşlar madem artık altınızda araba var şuraları bir toparlayın beni de eve bırakın ha. Olmaz Meto. Niye? Ya akşam akşam arabanın başına bir iş gelir ya. Babamın alacağı arabadan oluruz. Oğlum sen bu kafayla var ya babanın alacağı arabaya da binemezsin bir şey olur diye. Ya kardeşim azıcık dişinizi sıkamıyor musunuz ya? Sıkamıyorum. Arabasızlıktan geberiyorum yıllardır ben. Sıkamam. Sıkamam. Havuç ya. Babanın arabasını sen kapının önüne park etmiştin değil mi? Ha evet. Ana bir şey mi oldu yoksa? Maalesef abicim ya. Adam biri arabaya çarpmış. Hurdaya çıkmış araba çok fena. Allah ya bittim ben bittim. Şaka oğlum ben şaka. Allah kahretmesin seni ya. Böyle şaka mı olur? Evet ya. Az daha arabadan oluyorduk be. Kardeşim. Ben işte bu yüzden bir hafta dişimizi sıkalım diyorum. Kalkın hemen gidiyoruz, arabayı evin önüne park ediyoruz, bir haftada kontak açmıyoruz. Hadi. Hadi gidelim abicim. Ya beyler, durun. Durun abicim, nereye gidiyorsunuz? Yani durun isterseniz ben sizi dolmuşla eve bırakayım ha. Arabanın da başına bir iş gelmemiş olur. Tabii, evin önünde dursun araba. Aynen.